yerel basını, yerel gazetecileri. Hoş geldiniz efendim. Öncelikli olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi malum özellikle işte gazetelerimiz, gazetecilerimiz, muhabirlerimiz genelde olay olduğu zaman geliyor, işte o olayla ilgili haber yapıyor vesaire. Ama ben yaklaşık 6 yıldır AFAD İl Müdürlüğü yapıyorum. Özellikle son 4 yılda Sakarya'da yaklaşık 300 bin kişiye biz bu anlamda eğitim verdik. Afet farkındalık eğitimi. Bunda ilkokuldan üniversiteye kadar, vatandaştan en yetkili kişilere kadar, kurumlara, kuruluşlara varıncaya kadar hepsine bu eğitimleri veriyoruz. Ve hepsinde de söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki afetin 3 tane aşaması var. Afet öncesi, sırası ve sonrası. Sırası ne demek? Bir afet olduğunda o afete hızlı ve etkili müdahale etmek. Sonrasında da bozulan hayatın kısa sürede normale dönüşmesini sağlamak. Şimdi bu ikisi, yani sırası ve sonrasında çok net bir şekilde biz şunu söylüyoruz. Afetlere müdahalede, afet sonrasında bozulan hayatın kısa sürede normale dönüşmesini sağlama konusunda biz ülke olarak, Sakarya olarak dünyanın önündeyiz. Bu kadar net söylüyorum. Krizi yönetmede, bununla ilgili araç, gereç, malzeme, donanım, yetişmiş uzman personel yönüyle dünyada ne varsa hamdolsun bizde daha iyisi var. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Ama asıl olan öncesi. Öncesi de ne demek? Afet olmadan ve ölmeden önce riskleri belirlemek, tedbir almak, olası bir afette de can ve mal kaybını en aza indirmek. Yani mantığımız şu, diyoruz ki deprem olacak. Bunu durduramayız. Ama bina yıkılmamalı. İnsanlar bunun altında kalmamalı. Evdeki eşyalar da üzerimize düşmemeli. Aslında bu kadar basit. Peki abi. Bina yıkılmadı. Eşya üzerimize düşmedi. Tamam, depremden zarar görmeyin. Sel, taşkın. Evimiz eğer dere yatağında değilse, sel ve taşkına uğrayabilecek bir yerde değilse zarar görmeyiz. Heyelan. Evimiz eğer heyelan bölgesinde değilse, iş yerimiz heyelan bölgesinde değilse, ona göre planlanmış, program yapılmışsa olan bir heyelandan bir etkilenmeyiz. O bakımdan öncesi. Şimdi burada da diyoruz ki afet anında, yani bir deprem anında tabii ki doğru davranış şekli de çok önemli. Genelde ne oluyor? Bir bakıyorsunuz, televizyonlarda da görüyoruz. Bir yerde bir deprem olduğunda insanlar bulunduğu yerden hemen kaçıyor. Kimi camdan atlıyor, kimi balkondan atlıyor. İş yerindeyse oradan fırlıyor. Kaçarken de o cam, çerçeve ne oluyor? Onun üzerine iniyor. O bakımdan şimdi burada da 2021 yılını İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu afetlere hazırlık yılı, eğitim yılı olarak ilan etti. Bu yıl boyunca eğitimlere daha çok ağırlık verilecek. Bunun da iki aşaması var. Birinci aşaması, simülasyon tırıyla bir afet anında yapılması gereken doğru davranış şekillerinin neler olduğunu uygulama ile vatandaşlarımıza, halkımıza, çocuklarımıza burada gösteriyoruz. Bir de farkındalık oluşuyor. Bu anlamda bu tır, bu start da Sakarya'dan verildi. Sakarya'dan başlandı. 15 gün boyunca burada olacak bu tır. Vatandaşlarımıza burada uygulamalı eğitim veriyor başkanlıktan gelen uzman arkadaşlarımız. Dedik ki bugün de yerel basınımıza bir uygulamalı eğitim verelim. Siz de geldiniz, sağ olun, teşekkür ediyorum. Ne yapacağımızı kısaca arkadaşım bilgilendirsin, ondan sonra uygulama yapalım. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Aslında kısa ve öz anlattı. En hızlı anlayabileceğiniz şekilde. Ben biraz daha uzatacağım galiba. Deprem simülasyon tırımız. 3 adet var, Türkiye'yi geziyoruz. 81 ilimizi dolaştık. Özellikle ana sınıfı, ilkokulu, ortaokul, lise, üniversite ve halkımızı dolaştık. Binlerce kişiye eğitim verdik. Eğitimlerimiz çok başarılı geçiyor. Çocuklarımız da korkutmadan, ürkütmeden çok güzel anlatıyoruz. Halkımız da buraya bekliyoruz. Yani ana sınıfı düzeyi dahi gelebilir. Çok başarılı eğitimler gerçekleştiriyoruz. Kosova'ya götürdük de. Kosova'da yaklaşık bir ay kaldı. Kosova'daki bütün liseler, okullar, aklınıza gelebilecek her yeri dolaştık. Orada da gene neredeyse bütün Kosova halkına eğitim verdik. Çok güzel dönüşler oldu. Aynı şekilde Kıbrıs'a götürdük geçen sene tırımızı, tam pandemi başlamadan önce. Kıbrıs'ın her noktasını dolaştık.
Onlara depremi, afeti anlattık. Başta şunu dediler bize. Hani biz bir afet yaşamıyoruz ki dediler. Bizim öyle büyük bir afetimiz yok. Biz de onlara afetselliği anlattık. Dedik ki yağmur geliyor mu? Yok dediler. Öyle çok yoğun bir yağmurumuz yok. Biz dediler suyu Manavgat'tan alıyoruz. Siz veriyorsunuz. Peki yangın? Çok büyük bir ormanımız yok dediler. Biz her şeyi anlattık ama onlara. Yangın anında ne yapacaksınız? Sel anında ne yapacaksınız? İşbirliğimiz devam ediyor oradaki sivil savunma teşkilatıyla. Döndükten sonra bir sel felaketi yaşadılar ve hayatını kaybeden insanlar oldu. Sonra oradan bize teşekkürler geldi. Dediler ki iyi ki siz anlatmıştınız hocam. Biz ne yapacağımızı biliyorduk aslında. O yüzden şimdi ben de size çok kısa anlatacağım. Anlattığım şeyleri siz de basın olarak zaten yazıyorsunuz, yayınlıyorsunuz ve biz çok mutlu oluyoruz görünce bizim haberlerimiz. Afet öncesi müdürümün dediği gibi bizim için çok önemli. Özellikle belediyenin iskan vermiş olduğu binalarda oturmak çok önemli. İskanı verirken belediye ne yapıyor? Zemin etüdünü yapıyor. Her katta binanın beton kontrollerini yapıyor. Kalite kontrolünü yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Maalesef 99'da çok büyük bir deprem yaşadınız. Bölge halkı bazen bize gelirken çekinerek geliyor. Fakat biz onlara aslında depremin korkulmayacak bir şey olduğunu, sadece güvenli olmayan yapılarda oturursak korkmamız gerektiğini anlatıyor. Binanızda Z şeklinde kırıklar varsa, o kırıklarda bir elin gireceği kadar boşluklar varsa o binalardan uzak durun. O binaların 1,5 katı uzakta durun. Basit öncesini anlatayım size. Depremden önce yapılması gereken hazırlıklar. Evet, iskanı aldık. Bir afet çantamız olsun. Hakan'cığım afet çantamızı getirir misin? Bir afet çantamız olsun. Bu afet çantası eski bir sırt çantası da olabilir, çocuğumuzun kullanmadığı. Bizim kullanmadığımız bir el çantası da olabilir. Bunun içerisinde mutlaka aile bireylerinin kullandığı ilaçların listesi olsun. Acil durumda ilk 24 saat, 72 saat sizi hayatta tutması gereken basit bir bisküvit olabilir, konserve olabilir olsun. İçerisinde araç fotokopileriniz, ev fotokopileriniz olsun. İlaçların isimlerini niye istiyorum? Acil durumda çünkü insanlar panikle ilaç isimlerini unutabiliyorlar. Halbuki siz dışarı çıktığınız zaman biz AFAD olarak, Eczacılar Birliği ile anlaşmalarımız var. Hastanede sizlere bunları hastanede sizlere ücretsiz tedarik ediyoruz ilaçlarımız. Ama siz ne ilaç kullandığınızı bilmiyorsunuz. Çocuklarınızın bir ismi olsun, isim listesi olsun, acil durum bilgi kartları olsun içerisinde. Bakın çok basit bir ilk yardım çantası olsun. Çıktınız kapının önünde değil mi 99 depreminde? Komşunuzun eli yaralanmıştı. Var mıydı sargı beziniz? Olsaydı belki hayatını kurtaracaktınız. Net 99 depreminde %2'lik hayat kaybı maalesef ayak kesikleri arkadaşlar. Çok acı bir şey bizim için. Basit bir ilk yardım çantası. İçinde malzemelerin oldu. Hijyen malzemeleriniz, diş fırçası. İşte belki çocuk bezi, belki kadın hijyen malzemeleri. Değil mi? Aynı şekilde bir pilli radyo mutlaka olsun istiyorum evinizde. Niçin pilli bir radyonuz olsun? Cep telefonu alabiliyorsunuz, çekmiyor. Fakat bizim AFAD İl Müdürlüğümüz, biz Ankara AFAD Teşkilatı olarak siz yerel basına diyoruz ki bize yardımcı olun. Radyolardan, televizyonlardan sürekli anons geçmenizi istiyoruz. Şu noktada toplanma merkezinde yemek dağıtıyoruz. Şu noktada çadır dağıtıyoruz. Şu noktada ilk yardım malzemelerimiz var, doktorlarımız var. Lütfen toplanma alanlarına gidin. Bunun haberini halk en kolay alabileceği yer elinde bulunan pilli bir radyo. Niye? Çünkü halk sokakta değil mi? Televizyonlar evde kaldı. Telefonun şarjını yapacağım bir yer yok ama pil her yerde var. Mutlaka pilli bir radyonuz olsun. Türkiye Afet Müdahale Planı diye bir planımız var. E-Devlet sistemine girdiğiniz zaman herkes toplanma alanı nerede görüyor? AFAD İl Müdürlüğümüz herkesin nokta nokta yerini belirledi. Lütfen depremden önce özellikle çocuklarınızla veya biz okullarda öğretmenlerimize sürekli eğitim verirken şunu diyoruz. Çocukları sakın ama sakın deprem sonrası evine gönder. Aile bireyi gelip çocuğu teslim alacak arkadaşlar çok kolay. Biz çocuğun yalnız başına eve gidip bir travma yaşamasını istemiyoruz. Binası yıkılmış olabilir, İzmir'de gördünüz değil mi? Van'da şanslıydık. Pazar günü öğlendi deprem. Çocuklar belki evindeydi, okulda değildi. Aileler sahip çıktı. Bir kaos ortamı yaşanmasın. O çocuklar psikolojik bunalıma girmesin gibi. Üzerindeki bakın afet ve acil durum çantası yazısı aslında bizim yazdığımız bir yazı. Afet çantası. Çok kolay. Herkes evinde bir tane. Herkes arabasının bagajında bir tane bulunduracak. Ya biz bunu sizin yastığınızın altına koyun diye yapın demiyoruz. Depremden önce bir acil durum planınız olsun çocuğunuzla. Deprem yaşandı. Çocuğunuz okulda, siz evdesiniz, bey işte, annem namaz kılıyor. Herkes ne yapacağını bilmeli.
veya bir alışveriş merkezindeyim. Ben yabancıyım, Sakarya'yı bilmiyorum. İlk defa geldim. Ailemle Sakarya'da dolaşıyorum. Bir sel felaketi yaşandı, çocuğu kaybettim. Delikanlı üniversiteye gidiyor. Ama nerede buluşacağız bilmiyoruz birbirimizi. Bir buluşma noktası her gittiğiniz yerde belirleyin arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Sinema salonundasın. Allah korusun yangın başladı. Acil çıkışın nerede olduğunu göremediysen bitti. Bir yere girdiğiniz zaman önce acil çıkışlara bakın arkadaşlar. Kaçış yerlerini belirleyin. Her şey yaşanabilir. Bunları çocuklarımıza, anneye babaya öğreteceğiz. İki, deprem başladı. Kesinlikle deprem anında ayakta durmuyoruz. Deprem başladığı anda çök, kafan tutun. Çok basit bir hareket. Olduğumuz yere, olduğumuz yer derken yataklarınızın yanları güvenli alanlar. Bu yataklarınızın yanları olabilir. Çalışma masanızın önleri olabilir. Mutfakta belki bir beyaz eşyanın önü olabilir. Buzdolabının önü olabilir. Niye? Maalesef biz 99'da da, Van'da da, İzmir'de de evlerin koridorlarından hiç canlı almadık. Aynı şekilde bina merdivenlerinden canlı alamıyoruz. Asansör boşluklarından canlı alamıyoruz. Canlıları aldığımız yer çök kapan tutun yaptı. Cenin pozisyonu yaptı. Hayat üçgeni yaptı. Bakın benim için ismi önemli değil. Yeter ki hedef küçültsün. O an ben ne yapacaktım diye düşünmesin. Evdesin, hemen yatağının yanına. Deprem başladı, uyuyorsun. Koy iki dizini. Mümkün olduğunca küçül. Başını koru ve bir yerden tutun. Bunu niye yapıyoruz? Hedef küçültüyoruz. Önce elimiz hedef küçültmeli. Ayakta durursak maalesef binamızda yıkılırsa veya zarar görürse ezilerek hayatımızı kaybedebiliriz. Kolon ve kirişler deprem anında üst üste biniyor. Evdeki bizim çek yatlarımız, bazalarımız içi biliyorsunuz annelerimiz bizim Türk adetidir. İçi onları böyle tıkamazsa yastık, yorgan doludur. Çeyiz sandıkların içi çeyiz doludur. Onların ezilmesi zordur. İşte kolon ve kirişler üst üste bindiği zaman, o eşyalar da taşıcı olduğu zaman 25-30 santimlik enkaz altında boşluklar kalıyor. Size şunu soruyorum. İzmir depreminde hepiniz basında çalışıyorsunuz. Biz sizleri de çok seviyoruz, emin olun. Enkazın üzerinde kaç tane afatçı gördünüz? Benim arkadaşlarım enkazın altındaydı. Enkazın altında koridorlar açarak ilerleriz ve insanları biz oralarda sedyeleriz, battaniyeleriz. UMKE personeli çağırırız, ulusal medikali çağırırız. Bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Serumunu taktırırız. Sonra dışarı göndeririz sedyeyle. Dışarıda en fazla benden bir kişi, iki kişi vardır. Veya bir il müdürüm veya operasyonu idare eden ekibim vardır. Kulaklığı takmış, dinleme yapan arkadaşım vardır. Sedyeyi alındığı anda bizim işimiz biter. Biz teslim eder, devam ederiz görevimize. Bizim ekiplerimiz enkazın altında, o yüzden çok görmezsiniz. En fazla kenarda, artık o iş bitmiştir, soğukkanlı bitmiştir. Kenarda olayı beyninde test ediyordur, onu görürüz. Evet, deprem anında çök kapantun yaptık. Anneler, babalar, anneanneler kesinlikle torununa koşmayacak. Herkes olduğu yerde yapacak. Tamam, niye, ne dedim, koridorlarda lütfen olmayın. Yataklarınızın yanında çök kapantun yaptınız. Daha öncesinde eşyaları sabitlemiştiniz. Deprem bölgesinde yaşıyorsunuz. Kitaplıklarınızı kesinlikle sabitleyin. Televizyonlarınızı kesinlikle duvara gerekirse asın. Veya altlarına çift taraflı bantlarla sabitleyin. Üzerinize düşmesin. Televizyonun yangın çıkardığını ben çok gördüm. Düştüğü zaman patladığını çok gördüm. İçinde çünkü yaklaşık 3500 watt falan saklıyor. Bir enerji tüpü var içinde. Tamam. Bunları sabitlediyseniz eğer, kitapları da aşağıdan ağır olan ansiklopedileri, mesela artık kimsenin evinde ansiklopedi yok, herkes kütüphanelere bağışlıyor, ben bağışlamadım. Bakın ben Ankara'da yaşamama rağmen, kitaplığın altına ağırları dizdim, yan, üstüne doğru devam ettim. Böyle dik de değil, yan diziyorum ben. Niye? Allah korusun, bina yıkılırsa o kitaplar öyle harika yük taşıyor ki. Çünkü hepsi ağaç ürünü. Tamam, hepsi ağaç ürünü, yük taşıyor. Beklediniz, deprem oldu, ayağa kalktınız. Deprem bitti, hemen ayağa kalktınız, cama gitmiyorsunuz, balkona gitmiyorsunuz, kesinlikle. Camlar kırılmış olabilir, ne dedik? Ayak kesikleri. Balkona çıkmıyorsunuz. Balkonlar daha güvensiz alanlar. Hemen evde kim varsa toparlıyorsunuz hızlı bir şekilde, üzerinize kalın kıyafetler alıp, çünkü eve tekrar geri dönemeyebilirsiniz. Ayağınıza sağlam bir ayakkabı giyiyorsunuz, elektrik, su, gaz banalarını kapatıp, ailenizle beraber bağırmadan, koşmadan, konuşmadan, bayılmadan, hızlı bir şekilde merdivenlerden binayı terk ediyorsunuz. Ola ki unuttunuz. O panik hali olabilir. Elektriği, suyu, gazı kapatmadı. Biz Van depreminde şunu yaşadık. Gündüz 12.38 gibiydi deprem aslında zannediyorum. Bir süre sonra ev yangınları çıktı.
Çünkü anneler ocakta yemek pişiriyordu öğlen saatiyle. Akşam yemeğini hazırlıyorlardı. Evden çıktılar. Komşusunun binası yıkılmış, akrabası. Yardım edecek. Evleri unuttular. Bu çok önemli. Unuttunuz, aşağı ineriz. Binamızın görevlisi varsa, yöneticisi varsa, yöneticiye söylerseniz aşağıdan gazı, elektriği kapatır. Aslında şimdi daha akıllı binalar var, otomatik kesiyor. Çıktınız binanın dışına, binaya bakın arkadaşlar. Binada Z şeklinde kırıklar varsa, o kırıklara bir elin gireceği kadar boşluklar görüyorsanız o binalardan 1,5 katı uzak durun. Ya binadan çıkıyorsun, binanın önünde oturuyorsun. Yok böyle bir şey. Kesinlikle. Binanın altında oturuyorsun. Yok. Binanın 1,5 katı uzaklaş. Toplanma alanına git. Depremden sonra evlerden çıkın. Eviniz sağlamsa da çıkın. Çıkın dışarı. Bir hava alın. Bir binanıza bakın. Deprem artçı mı? Öncü mü? Bunu biz nasıl anlıyoruz? Müdürüm bu konuda çok tecrübeli ama size kıyamadı. Kısa kesti ben. Kusura bakmayın müdürüm. Konunun çünkü hani bilmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili bir de yazışmalar yapıyorsunuz. İkinci deprem bekleriz biz afatçılar olarak. İkinci deprem büyük mü gelecek, küçük mü gelecek? Depremler küçülerek devam ediyorsa o zaman merkezimizdeki ölçümü alan arkadaşlar der ki depremler küçülüyor, evinde hasar olmayanlar evine girebilir. Bir anons ederiz radyolarda, televizyonlarda. Anladınız mı? Yani ilk gelen deprem 4,5 ama ikinci gelen 5,5'sa bizim için tehlike büyüyor demektir. Anladınız mı? Binanız mesela Van'da Bayram Otel 5,5'ta yattı, yıkıldı. Temelinde çatlaklar var, bizden gizlemişler. Oteli boşaltırız. Anladınız mı? Artçı 4,5 içinde bir depremde yatıverdi bina. İçinde bir sürü insanı kaybetti. Bunlar var. Bir diğer taraf, biz hasta yaralıyı alırken, hatırlıyor musunuz? İstanbul'da bir binada bir çocuk vardı, Karadenizli. Enkaz vardı. Normal bir enkazdı birkaç ay önce. Çocuğu alacağız fakat çocuk iğneden korkuyormuş, serum taktırmıyor. O çocuğu bir şekilde AFAD Başkanımız Mehmet Güllüoğlu telkin etti. Hatta onu şunu dedi. Ya, hangi takımı tutuyorsun? Dedi. Çocuk Trabzonspor dedi. Bu serumu taktır sana söz dedi. Sana Trabzonspor formasını hediye edeceğiz. Sonra sağ olsun bakanımız hediye etti hatta formayı. Çocuk da böyle yaptı. Takın o zaman dedi. O serumu takmaya mecburuz. Niye biliyor musunuz? Maalesef bizim bir belalımız var. Crash sendrom. Dünyada adı crash sendrom olarak biliniyor. Biz hasta yaralıyı enkazda sıkışmışsa eğer aldığımız anda pıhtılaşmış kan vücutta herhangi bir noktaya pıhtı atabiliyor. Ve bizim 2 saat, 3 saat, 4 saat konuşup enkazdan çıkardığımız insanın biz hayatını kaybettiğini duyunca o zaman çok üzülüyoruz zaten. Böyle bir belalımız var. O yüzden mutlaka ulusal medikal gelip serumu takacak. Hastanede o hasta yaralının doktor ne diyorsa uygulayacak arkadaşlar. Ta ki hastaneden sevk edilip çıkana kadar. Allah korusun enkazda kaldınız. Sakin olun. Paniklemeyin. Ağzınıza böyle bir toz maskesi alın. Kıyafetinizi gerekirse alın. Ağzınızı bir şeyle kapatın. Eğer olduğunuz alanı genişletebiliyorsanız hafif hafif kıpırdayın. Alanı genişletin. Rahat hareket etmeye çalışın. Mümkün olunca sakin kalın. Biz olay yerine geldiğimiz zaman evet ilk hamlede bağıran çağıran duyduğumuz varsa hemen müdahale ediyoruz. Ama ses gelmiyorsa enkaza hemen akustik dinleme cihazları yerleştiriyoruz. Web kameralar uzatıyoruz. Enkazı herkesi susturuyoruz. Ne diyoruz? Sessizlik. Niye biliyor musunuz o sessizlik? Çok net söylüyorum. Şu kaldırımda yürüyen hanımefendinin ayak sesini ben kulaklığı taktığım zaman alıyorum. Enkazın boşluklarından sonra enkaza sesleniyoruz. Sesimi duyan var mı? O zaman enkazın içerisinden bana bağırıp sesini duyuramıyorsa yanında belki bir düdüğü yok, bir şey yok. Herkes düdükle uyumuyor. İşte eline bir taş, bir demir, bir telefon, betona bile vursa ben o sesi duyuyorum. Ben ona sesleniyorum tekrar. Sesimi duyuyorsan iki kere vur. Tık tık. Dur. Bir daha vur. Tık tık. 4 numaralı sensör arkadaşlar. İniyoruz diyor. Anlaştık. O yüzden enkazda ben gelene kadar bağırma ki efor sarf etme. Benle konuşabil. Sonra enkaz aslında direkt kazarak ilerlemiyoruz. Evet kazıyoruz kazıyoruz ama ses geldiği noktada enkaza bir delik açıyoruz. İçeriye kamerayı gönderiyoruz. Onunla konuşarak ona en az hasarı verecek şekilde 0 hasar. O yüzden ağır ilerliyoruz. Yani gerçekten içeride arkadaşlarımız böyle iğneyle kuyu kazıyor. Sonra alıyor. Fakat dışarıda da bir hayat devam ediyor. Dışarıda, AFAD olarak dışarıda kalan çocukları hemen çadırlara topluyoruz. Sahipsiz bulduğumuz bütün çocukları sosyal çalışmacılarımıza teslim ediyoruz. O yüzden kimse çocuğu alıp evine barkına götürmesin bu sahipsizliği. Bu çocuklar devletin, bizim. Biz sahip çıkarız.
O yüzden okullarda kesinlikle deprem sonrası çocukları evine sahipsiz göndermeyin. Mutlaka bir aile kartı olsun. Ya devlet erkanına vereceksin o çocuğu, ya da ailesine vereceksin. Haberleşme çok önemli bizim için. Depremden sonra biliyorsunuz telefon ağları çekmiyor. Çünkü her şebekenin belli bir çekme gücü var. O yüzden diyoruz ki işte çeşitli haberleşme kanallarıyla, yazılımlarla, WhatsApp gibi, işte Messenger gibi, aile büyüğünüze mesaj atın. Mesela WhatsApp grupları oluşturun ailenizde. O bölgedeysen sen, baba ben iyiyim, bir sıkıntı yok. Ekip, herkes iyi. Ortalık sakinleşince ben sizi arayacağım. Bu kadar basit. Herkes sizin iyi olduğunuzu öğrendi, bütün aileniz. Tek bir mesajla. Allah korusun, şimdi çocuklar şunu soruyor bana. Abi telefon çekmiyordu, biz televizyonda seyrettik, sizler yayınladınız. Çocuk ağlıyor, diyor ki ben diyor defalarca annemi aradım, mesaj çektim ama diyor ben yerin dört kat altındaydım. Mesela Bluetooth'la veya çeşitli haberleşme telefon kapalıyken yazılımlar var şu an. İnternette dolaşıyor bizim yaptığımız, Türk insanının yaptığı Bluetooth'lu yazılımlar var. 30 metreden 150 metreye kadar telefon kapalıyken bile mesajlaşabiliyorsunuz. Eskiden biz çok kullanıyorduk. Çok kullanıyorduk. Bunun gibi. Gelelim deprem simülasyon tırına. Deprem simülasyon tırımız sınıf şeklinde organize ettik. Çünkü daha çok biz aslında okullara yönelik başlamıştık buna. Şimdi ev şeklinde olanı da var. Deprem anında kesinlikle sıranın, masanın altına girmeyin diyoruz. Niye girmeyin? Çünkü biz o masaların altlarında da sıkışmalarını istemiyoruz. Yanlarındaki boşluklarda kalsınlar. Ama ne zaman girin? Bir alışveriş merkezindesin veya evindesin veya iş yerindesin. Yapısal olmayan elemanlar var. Bunlar neler? Asma tavanlar, cam tavanlar, alçıpanlar, duvarlara sabitlemediğiniz çerçeveler. Bunlar eğer üzerinize düşüyorsa ve vücut bütünlüğünüzü bozup sizin hayatınızı sonlandıracaksa, sizi yaralayacaksa, evet bir şeyin altına saklanın. Bu alışveriş merkezinde bir bank bile olabilir. Gir altına hayatını kurtar. Okulda üzerine eğer floresanlar dökülüyorsa, evet ilk hamlede gir sıranın altına hayatını kurtar. Ama diğer zamanda biz o binanın çökeceğini düşünüyorsak mutlaka sağlam eşyaların yanında olalım. Aslında soruları şimdi de alabilirim. Simülasyondan sonra da müdürüme de direkt sorabilirsiniz. Müdürüm zaten maşallah bu konuda çok dirayetli. Bizim sevdiğimiz bir müdürümüz. Simülasyon, şimdi eğitimi burada verdim. Ben bu eğitimi yaş grubuna göre simülasyonda grup da alayım. Yaş grubu bizim için çok önemli. Onların anlayacağı bir bilgi. İsterseniz üçer kişi veya dörder kişi siz simülasyonu alayım. Bir test edelim depremimizi. Sonra aşağıda müdürüme de soru sorabilirsiniz. Ben de gerekirse müdürümle beraber size yardımcı olurum. Ben de bir cümle söyleyeyim de ondan sonra başlayalım. Bunu çok önemli görüyoruz arkadaşlar. Şimdi size bir soru soracağım ama herkes de ona göre cevabını verecek. Olduğu gibi yani. Şey yapmak yok. İzlemek yok. Şimdi evinde yangın söndürme cihazı olanlar bir yer kaldırabilir. Hadi buyurun bakalım. Yangın söndürme. Buyurun. Ama başka bir yerde olsa onu yazıyor. Arabada var. Ya önce sizi kurtaralım. Sizi önce bak yani sizin yaşamanız lazım. Evet. Ben şimdi ne diyorum? Diyorum ki bir afet daha. Oraya sıkışmışım ben. Nereden kalkıp da görüp bulacağım onu? Yok. Şöyle abi. Yangın sadece deprem için demiyorum. Şimdi evlerde en sık karşılaşacağımız afet türlerinden biri de yangın. Yangın dediğimiz olay da 2 dakika. 2 dakikada tutuştu abi, evin tamamını kapsıyor. Dünyanın en erken gelen itfaiyesi, ortalaması 4 dakika. Ne zaman gelmiş oluyor şimdi? O esnada bir yangın söndürme cihazımız olsa olay bitecek abi. Her zaman. O, tabii bunu onun için söyledim. Her zaman. Her evde, şimdi buradan çıkarken kesinlikle yangın söndürme cihazı almadan eve gitmeyin. Giderseniz bakıyor eviniz musun? Yanar. Haberiniz olsun, söylenmedi demedi demeyin. Herkes sağsın öyle gitsin abi. Bir farkındalık oluşturalım yani. Evet. Belediye bir reklam anlaşması yapalım. Hemen uygulamaya başlayalım. Hafal çantası var mı herkesin evinde? Hafal çantası var mı herkesin evinde? Onu sormadınız. O da olmalı. Aynı şekilde. O da olmalı. Mutlaka afet çantası. O da olmalı. Ama niye özellikle yangın söndürme cihazı diyorum? Arkadaşlar her an bir yangın çıkar. Maşallah biz gidiyoruz. Evde 5 kişi var. 5 cep telefonu. Prize 5 tane fişi takıyoruz değil mi abi?
Ve bir de adet edinmişiz. Akşamdan takıyoruz. Sabaha kadar duruyor. Kesinlikle yanlış. Eve gittiğiniz gibi hemen takın, yatarken çıkarın. Kural bu. Abi ama şey oluyor ya. Yani dolduğunda bir anda takıp başlıyor yanlışlar. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle. Önce bir. Hep beraber.